İzmirci Belediyesi ilçeyi spor kentine dönüştürmek için çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile birlikte ortak projelere imza atan Belediye Başkanı Selami Selçuk'un yeni hedefi merkez mahallelere halı saha yapmak. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Demirci Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı projelerle Demirci adeta bir spor şehri haline dönüştü. İki kurumun ortak çalışmaları sonucunda ilçede İmam Hatip Lisesi'ne bir halı saha, eğitim fakültesine de bir adet halı saha ve bir adet de tenis kortu yapımı tamamlandı. Ayrıca Turgut Özal Spor Açık Hava statının yıllardır bakımsızlıktan dolayı çimlerinin kullanılamaz hale gelmesi ve spor salonunun çatısının ve tabanının yağışlar sebebiyle zarar görmesi üzerine Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Demirci Belediyesi arasında imzalanan protokolle restorasyon çalışmaları ise devam ediyor. Demirci Belediyesi spora yaptığı yatırımlarla temiz havasıyla gelecek yıllarda spor kulüplerinin kamp merkezi olma yolunda iddialı. Daha önce bir spor kulübünü ağırlayan Demirci'de belediyenin yatırımları hızla devam ediyor. Demirci'de spor üzerine yatırımlar devam ederken Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'tan ilçeye yeni bir müjde daha geldi. Ankara Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Selçuk, ilçeye bağlı merkez mahallelerde de halı saha yapacaklarını müjdeledi. Evet sevgili seyirciler, Demirci'ye yapılan spor tesislerinin çalışmaları hızla devam ediyor dedik ve telefon attığımızda Belediye Başkanı Selami Selçuk var. Selam Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, iyi akşamlar. Herkese iyi iftarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz bizler de size. Protokol kapsamında ilçeye halı sahaları yapılıyor, tenis kortları yapılıyor. Bu protokolle birlikte ilçeye daha hangi projelerin yapılması planlanıyor? Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'yla daha önce yaptığımız protokol çerçevesinde sizin de az önce saydığınız spor tesisleri, İmam Hatip Lisesi'ne bir futbol sahası suni için, eğitim fakültesine aynı şekilde bir futbol sahası, bir tenis kortu ve bir minyatür kale spor sahası gerçekleştirdik. Aslında burada bizim parayı çok verimli kullanmamız Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın da dikkatini çekmiş. Bize aktardıkları parayla bu tesislerden bir tanesi yapılırken biz 3-4 tesisi aradan çıkartınca bunu bir model olarak kabul etmemiz gerektiğini ve ülkemizin spor alanlarıyla donatılması noktasında bizim uygulamamızın bir model olabileceğini düşündüler. Ve ikinci etap protokol yaptık yeni tesisler kazandırma noktasında. Tabii burada bizim amacımız Demirci özellikle futbol kulüpleri açısından ideal bir kondisyon yükleme yüksekliğine, rakımına sahip. Merkez 800-900 metre yüksekliğinde denizde, 1500 metre yüksekliğinde yaylalarımız var, düz alanlarımız var. Kamp yapan futbol kulüpleri sürekli memnuniyetini ifade ediyorlardı. Bu bizim için bir fikir oluşturdu. Biz Demirci'nin bir kamp merkezi haline gelmesini amaçlıyoruz. Bu konuda da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yaptığımız protokoller olumlu neticeler verdi. Bu ikinci protokolle bu çim sahaları Demirci'nin bütün mahallelerine yakınlaştırmayı düşünüyoruz. Protokol anlaşmamızı yaptık, protokolümüzü imzaladık. İnşallah önümüzdeki birkaç aylık zaman diliminde Demirci 4-5 tane daha yeni çim saha kazanmış olacak. Ve biz de amacımız doğrultusunda önemli bir adım atmış olacağız. Evet Selami Bey, biz sizi bulmuşken hemen başka sorulara da yöneltelim. Şimdi 16 aydır başkansınız. Demirci'nin hasretle beklediği Gördes yolu da yapıldı. Bunun yanında tarımsal faaliyetler anlamında da yatırımlar devam ediyor. Sulama göletleri dahil olmak üzere birçok yatırım devam ediyor şu anda. Peki buna benzer yatırımlar Demirci'de ne durumda? Devam edecek mi? Neler yapacaksınız? Şimdi şöyle ifade edeyim. Ben ilçe başkanlığından gelmeyeyim. İlçe başkanlığından sonra belediye başkanı oldum.
Tabii bundan dolayı da demircinin bütün problemlerini bizzat yaşadık. Plan program merceğinde olduk. Hadiseye belediye başkanlığına sadece salt belediyecilik faaliyetleri açısından değil, biz demircinin kalkınması noktasından bakıyoruz. Bundan dolayı da bizim problemlerimizi tespit ettik. En temel problemimiz ulaşım. Takdir edersiniz, demirciye gelen demirciyi beğeniyor ama gelmesinden hep şikayet ediyordu. Akhisar-Gördes demirci arasındaki yolun ihalesi yapıldı. O noktada çalışmalar başladı. Yine demirciyi Akdeniz ve İç Anadolu'ya bağlayan demirci Selendi arasındaki yol var. Bunun ihalesi yapıldı. Müteahhit firma kamulaştırma hizmetlerinin tamamlanmasını bekliyor. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bu iki yatırımla demircinin ulaşımla ilgili problemini büyük ölçüde çözmüş olacağız. Ama bizim değerlendirilemeyen bakir arazilerimiz var. Bunlarda sulu tarım yapılamadığı için maalesef üretici emeğinin karşılığını alamamakta. Bunu giderebilmek için biz gölet yatırımlarına ağırlık verdik. Bu sene 4 tane göletin ihalesini gerçekleştirdik Devlet Su İşleri marifetiyle. Bu ihalesi tamamlanan göletlerin de müteahhitlere yer teslimi, iş teslimi yapılıyor. İşte bir tanesinin inşaatına 15 gün kadar önce başladılar. Diğerlerine de önümüzdeki 1-2 aylık zaman diliminde başlanacak. Bir göletimiz tamamlanmak üzere, birkaç ay içerisinde demircinin ilk göletini biz hayata geçirmiş olacağız. Bu şekilde de tarımdan elde edilen kazanç miktarını biz artırmayı amaçlıyoruz, artıracağımızı düşünüyoruz. O manada 2015 yılında, 2014 ve 2015 yılında çok ileri adımların atıldığını söyleyebilirim. Peki Selam Bey, biz sözümüzü kesiyoruz ama biz yine sorumuzu sporla devam ettirmek istiyoruz. Demircinin sportif faaliyetlerde merkez olması için çalışmalar devam edecek mi? İşte bu futbol sahalarının yapılması, kurulması anlamında. Bu amaçla biz o manada düşünüyoruz. Yani planın ilk adımı olarak bunların futbol kulüplerinin sporcularını konaklaması için girişimlerimiz var. Konaklama alanlarının sağlanması. Bunu da sağladığımız takdirde biz özellikle profesyonel kulüplerin demirciyi kamp merkezi haline getireceğiz. Biz spor turizmini başlatmayı amaçlıyoruz. Demircinin iklimi, yüksekliği bunun için son derece uygun. Yani bunun birinci aşamasını artık biz gerçekleştirmiş sayıyoruz. Bunlarla birlikte Demirci ve yakın mahallelerinde 8 tane futbol sahası olacak. FIFA standartlarında. Antrenman için son derece uygun. Hedeflerimizi gerçekleştirebilirsek 2-3 yıl içerisinde bir spor turizminin de merkezi haline getirmiş olacağız. Evet Selam Bey, hedefleriniz büyük, çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.